Seher Nur Asrın felaketinden önce kafe ve çocuk parkı işletmeciliği yapıyordu. 6 Şubat'ta her şeyini kaybetti. Ama o pes etmedi, yılmadı, Hatay'ı terk etmedi. Halkbank'ın desteğiyle aldığı bu konteynerda çocukları aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Dahası da var. Gelin ondan dinleyelim. Seher Hanım, bizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bizi biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Seher Nur, Hatay, Antakya doğumluyum. İki çocuğum var. Peki, depremden önce ne yapıyordunuz? Buradaki çocukların hepsi depremzede değil evet, mi? Evet, maalesef. Nasıl onların reaksiyonları, neler yapıyorlar, neler istiyorlar? Bazı çocuklara ulaşmamız çok zor oldu. Çünkü kardeşini kaybeden, işte annesini kaybeden çocuklar vardı. Hani onları bir şekilde kazanmaya çalışıyordum. Onlarla iletişime girmeye çalışıyordum. İşte hediyeler vererek, onlarla sohbet ederek, bisiklet sürerek. İşte onları çağırıyordum. Hadi gelin yakan top oynayalım. İşte yarışmak istiyorum. İşte en iyisi sen misin şeklinde. Yavaş yavaş kendimize çektik. Biraz da bir aramızda bir güven oldu, bir sevgi oldu. Farklı şeyler yapıyoruz. Biz çocukların ruhuna gerçekten dokunuyoruz. Mesela geri dönüşümden projeler yapıyoruz birlikte. Biraz da hayal güçlerini genişletmeye çalışıyoruz. Farklı bir izlenim bırakalım istiyoruz. Peki siz bu projeye nasıl karar verdiniz? Buradan taşınma kararı almıştım. Çünkü burada hayat yok. İki tane de çocuğum var. Sürekli korkan çocuklar vardı. Biraz uzaklaştırmak istemiştim. Bir baktım aradılar beni bankadan. İşte projeniz gerçekleşiyor. İşte bir konteyner kente yerleştireceğiz. Buyurun başına durun diye. Bu şekilde başladık. Halkbank'ın zaten desteğini depremden beri hissediyorduk. İşte gerek yemek olsun, gerek bayramlarda çocuklara hediyeler, işte ne bileyim gıda olsun, kıyafet olsun. Bir şeyler söylemek ister misin sizinle aynı durumda olanlara? Deprem geçirmiş, işletmesini kaybetmiş ama hani her şekilde ayakta kalmaya çalışan. Pes etmesinler ne olursa olsun. Çünkü pes edince dünya duruyor, siz duruyorsunuz, etrafınızdakiler duruyor. Ve etrafa sürekli olumsuz böyle negatif bir enerji verince mutsuz oluyorsunuz. Karşı taraf da mutsuz oluyor. Biz kadınlar çok güçlüyüz aslında. Sadece kendimizi keşfedelim, kendimize güvenelim. Her işin üstesinden, her zorun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.